Merhaba sevgili çocuklar. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyi, sağlıklı ve güvendesinizdir. Umarım bugünlerde çok dikkat ediyorsunuzdur. Biraz okul açısından sıkıntılı bir döneme girdik. Evet. Ama derslerimizi buradan işlemeye devam edeceğiz. Ve bugünün konusu da Atatürk ve Milli Mücadele dönemi. Siz de lütfen kitaplarınızdan açın. Bakın bakalım. Orada gördüğünüz hikayenin başındaki fotoğraf, o resim, milli mücadele, Atatürk, bunlar size ne düşündürüyor? Ben kendi adıma söyleyecek olursam, milli mücadele dediğim zaman benim aklıma birlik, beraberlik, işte vatan sevgisi, nasıl denir? Türk milletinin gücü geliyor mesela. Sizin aklınızda da neler geliyorsa bunları kitabınızda olabilir, küçük başka bir kağıda olabilir, not almanızı istiyorum. Yani yaşınızdan dolayı bilemiyor olabilirsiniz ama belki büyüklerinizden, dedelerinizden ya da yakın zamanda yaşanan 15 Temmuz'dan bir şeyler aklınıza geliyordur. Bunlarla ilgili size ne çağrıştırdığını, ne hissettirdiğini yazın istiyorum çünkü merak ediyorum. Şimdi burada bir hikayemiz var. Bu hikayeyi ben şimdi size yüksek sesle okuyacağım. Siz de lütfen takip edin. Ben bitirdikten sonra siz de kendi içinizden bir kere daha okumanızı istiyorum. Ben okurken ya da işte kendiniz tekrar okurken anlamını bilmediğiniz kelimelerin altını çizin lütfen. Çünkü bir kelimenin anlamını bilmeden orada anlatılan şeyi tam olarak anlamayabilirsiniz. O yüzden şöyle yapalım. Ben okurken altını çizin. O arada anlamına bakın. Buldum. Direkt çizdiğiniz an bakın anlamına. Sonra kendiniz bir daha okuduğunuzda daha net olur. Kafanızda daha iyi oturabilir. Başlayalım bakalım. Savaşın ortasında bir kadın kahraman. İtilaf Devletleri donanmaları Boğaz ve Marmara Denizi'ni kontrol etmek istiyordu. Ülkenin bu zor günlerini eli kolu bağlı izlemeye gönlündeki bayrak sevgisi Pardon, gönlündeki vatan sevgisi müsaade etmeyen Halime Kocabıyık orduya katılmaya karar verdi. Ailesine bu düşüncesini söyledi fakat ailesi pek sıcak bakmadı. Halime ailesinin "Kızım gitme" sözlerine kulak asmadı. Vatanını güzel günler görmesi için kendi hayatından vazgeçebilecek kadar seven Halime kadın orduya katılabilmek için erkek kılığına girdi. Saçlarını kazıttı, sakal tıraşı oldu ve amacına ulaştı. İnebolu'dan Ankara ve Sakarya'ya cephane taşıyan yardım kolunda görev aldı. Görevinin üstesinden hep başarıyla geldi. Havanın çok soğuk olduğu, kar ve tipiden göz gözü görmediği bir günde Mustafa Kemal Paşa İnebolu'yu kontrole geldi. Mustafa Kemal'in dikkatini bu soğuğa aldırış etmeden montunu cephanenin üstüne örten bir asker çekti. Taşıdığı mermiyi kendisinden daha çok önemseyen Halime Çavuş, bu hareketiyle Mustafa Kemal'in kalbine dokunmayı başardı. Paşa Çavuş'a doğru yaklaştı. "Sen üşümüyor musun? Benim üşümem hiç ama hiç önemli değil. Bu cephede binlerce askerimizi koruyacak. Bu cephaneler vatanımızı kurtaracak. Koskoca vatan karşısında bizim üşüyüp üşümememizin ne önemi var? Kimliğini ver bakalım. Adın ne senin?" Halime Çavuş kimliğini verdi ve Mustafa Kemal onun kadın olduğunu öğrendi. Bu onu oldukça şaşırtmıştı. Yaverine Halime Çavuş'la ilgili tüm bilgileri not aldırdıktan sonra oradan ayrıldı. Takvimler 9 Haziran 1921'i gösterdiğinde o kara gün yaşandı. Yunan savaş gemileri İnebolu'yu bombalamaya başladı. Birçok ölü ve yaralı vardı. Yaralılardan biri de Halime Çavuş'tu. Ayağına şarapnel parçası isabet etmişti. Fakat o yine kendini değil etrafını düşünüyor, moral vermeye çalışıyordu. Gün geldi, savaş bitti. Kara bulutlar dağıldı. Halime Çavuş normal yaşantısına geri döndü. Fakat hiçbir alışkanlığından vazgeçmedi. Ne üniformasını çıkardı, ne tıraş olmayı bıraktı. Mustafa Kemal Paşa Halime Çavuş'u unutmamış olacak ki savaştan sonra arayıp onu Ankara'ya davet etti. Halime'nin ailesi yine gitme dedi. O yine dinlemedi. Koyuldu yola. Çankaya'ya vardığında hemen paşanın elini öptü. 15 gün burada misafir edildi. Bu davet Halime'nin gururunu ve onurunu oldukça okşamıştı.
Düzenlenen bir törenle Gazi ünvanını ve İstiklal Madalyasını aldı. Ve artık vakit vedalaşma vaktiydi. Mustafa Kemal Halime'nin yanına gitti. Seni yollamıyorum. Bizim kızımız o. Burada bizimle kal. Paşam, benim geride ailem var. Annem babam bekler. Ben anaya babaya itaatli evladı severim. Aferin sana. Bu konuşmalar üzerine vedalaştılar ve Halime yuvasına geri döndü. Hayatı boyunca hiç evlenmedi. Yeğenine evlat edindi. Hayatını böyle sürdürmeye devam ediyordu ki o acı gün kapıyı çaldı. 20 Şubat 1976. Halime çok sevdiği vatanına, üniformasına ve ailesine gözlerini yumdu. Tüm kahramanlarımız gibi ona da bugünlerimize ışık olduğu için minnettarız. Evet, umarım hikayeyi beğenmişsinizdir ve umarım bilmediğiniz kelimelerin altını çizmişsinizdir. Evet, burada bize Halime Çavuş anlatılmış ama Halime Çavuş gibi birçok kahramanımız var. Yani anlatmakla bitemeyecek hikayeleri var. Bizim için çok önemliler, bizim için çok değerliler. Çünkü hikayenin sonunda da dediği gibi bugünlerimize ışık oldular. Onlar sayesinde biz bugünlerimize geldik, bugünleri yaşıyoruz. Peki, bu metni okuduğunuzda da ne hissettiğinizi ya da işte ne anladığınızı not almanızı istiyorum. Zaten ilerleyen etkinliklerimizde de var bunlarla ilgili şeyler. Ama sizin yine kitabınızın, hikayenin yanına küçük bir not almanızı istiyorum. Şimdi gelelim birinci etkinliğimize. Birinci etkinlikte bize ne diyor? Okuyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur dersinizden. Aşağıda metinde yer alan bazı kelimeler ve bu kelimelerin sözlük anlamı verilmiştir. Kelimelerin anlamına sözlükten bakınız. Kelimelerin başında bulunan rakamları uygun yerlere yazarak kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerle cümle kurarak boş bırakılan yere yazınız. Zaten gördüğünüz gibi cümlelerim diye bir bölüm var. Cümlelerinizi oraya yazacaksınız. Şimdi bakalım bize hangi kelimeleri vermiş. Çavuş, boğaz, cephane, şarapnel, yaver, itaat, itilaf. Belki bunların arasında anlamını bildikleriniz olabilir ama yani direkt karşıya da eğer anlamından eminseniz yazabilirsiniz. Ama anlamına bakarken sizin internete yazıp bakmanızı istemiyorum. Kesinlikle sözlüklerinizden bakmanızı istiyorum. Biraz sözlük karıştırmanızı istiyorum. Çavuş. Çavuş ne demek olabilir? Bakalım. Hepsini yapmayacağım. Size bırakacağım. Aralarından 2-3 taneyi yaparız. Çavuş ne demek olabilir? İçi misket dolu top mermisi bence olamaz. Çünkü hikayede Halime Çavuş diye bahsediyordu. Yani o zaman büyük ihtimalle askerlikle ilgili bir şey olması lazım. Mesela burada ne diyor? Onbaşından bir üst rütbe. Bence çavuş bu. Siz yine tabii ki anlamına bakın. Ben söyledim diye bakmamazlık yapmayın. Hemen başındaki boşluğa bir yazıyorsunuz. Ondan sonra mesela yaver. Yaver ne demek olabilir? Buradaki anlamlardan bakalım. Yine söylüyorum. Siz sözünüzden bakıyorsunuz. Dediğimiz gibi içi misket dolu top mermisi bence olamaz. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma olamaz. Onbaşından bir üst rütbeye zaten çavuş dedik. Ateşli silahlarda kullanılan patlayıcı madde, yardım eden yardımcı. Bence bu. Çünkü neden? Hikayemizden hemen hatırlıyoruz. Diyordu ki Mustafa Kemal yaverine Halime Çavuş'un bilgilerini not ettirdi. Yani o zaman bu Mustafa Kemal'e yardım eden, onun yanında ona yardımcı olan kişi demek. O zaman hemen oraya gidip 5 yazıyoruz. Evet. Sonra bir de sonuncuyu yapalım. İtilaf. Hikayede itilafla ilgili ne diyordu? İtilaf donanmaları Boğaz'ı işgal ediyor gibi bir cümle geçiyordu. Tam net hatırlayamadım. İtilaf ne olabilir? Bakıyoruz. Yine içi misket dolu top mermisi olamaz. Anlaşma, uyuşma, uzlaşma. Bilemedim. Söz dinleme, boyun eğme, iki kara arasındaki dar deniz. Olamayacağı için sözlerinizden de zaten baktıysanız anlaşma, uyuşma, uzlaşma anlamına geliyor. Cümle. Peki size bir tane cümle kuralım. Ben kurayım. Siz de geri kalan cümlelerinizi yapmayı ihmal etmeyin. Mesela neye bakalım? İtaatle ilgili yapalım. Ali öyle bir çocuktu ki ailesine oldukça itaat ediyordu gibi basit ve kolay cümleler olabilir.
Gelelim ikinci etkinliğimize. İkinci etkinliğimize bize diyor ki metne göre cevaplayınız. Bakalım neleri cevaplayacağız. Metnin konusu. Bu arada size şunu söyleyeyim. Eğer bunu sınıfta yapabilseydik şöyle yapacaktık bu hikayeyi okuduktan sonra. İşte aranızdan gönüllü bir kişi Halime Çavuş olacaktı. Bir kişi Mustafa Kemal Paşa olacaktı. İşte bir kişi onun yaveri olacaktı. Ben size madalya getirecektim. İşte Halime Çavuş İstiklal Madalyası'nı alıyor falan ya. Onun için işte bir grup belki Halime Çavuş'un ailesi olacaktı. Ona gitme diyecekti. Bunu böyle bir canlandıracaktık sınıfta. Ama şu an uzak olduğumuz için bunu yapmamız pek mümkün değil. Bunu evde yapıp bana yollamanızı istesem de onu nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Bunu dersimizin sonunda tekrar söyleyeceğim. Burada diyor ki metine göre cevaplayınız. Bakalım bize neler soruyor. Metnin konusu, metindeki kişiler, metnin geçtiği zaman. Metnin konusunu ben size söylemeyeceğim. Çünkü bunu sizin düşünerek yazmanızı istiyorum. Ben söylersem etkim altında kalabilirsiniz. Bu metnin konusu ne? Bu metinde ne anlatılmış, ne verilmek istenmiş? Bunu okuyup, düşünüp buraya yazacaksınız. Sonra metindeki kişiler, zaten çok bir kişi yok. Halime Çavuş, Mustafa Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa'nın yaveri, belki Halime Çavuş'un ailesini de yazabiliriz. Geliyoruz üçüncü etkinliğimize. Sakın hiçbir etkinliği atlamadan yapıyorsunuz. Zaten çok kısa bir kısım kaldı. Bir şiirimiz var, onunla ilgili de bir etkinliğimiz var. Ondan sonra bu dersi bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü etkinliğimizde bize diyor ki metni okuduktan sonra neler hissettiniz? Sizce metnin ana duygusu nedir? Yine ana duyguyu söylemeyeceğim çünkü sizin kendi düşünceniz olsun istiyorum. Bu metnin duygusu ne? Bu metinde verilmek istenen duygu ne? Bunu yazacaksınız ve sonra yanına neler hissettiniz? Mesela ben vatan sevgisi hissettim. Minnet duygusu hissettim. Minnet duygusu, minnetsi nasıl anlatayım size? Yani kendimi böyle o zamanlardaki insanlara teşekkür etmek istedim. Onlara minnet borcu hissettim diyebilirim. Buraları dolduracaksınız. Gelelim, burada bir dinleme metnimiz var. Yanında 3 tane fotoğraf var. Orada kadın kahramanlarımız var yine. Cephaneye giden kadın kahramanlarımız, heykeli yapılan, elinde silahı olan kadın kahramanımız. Şimdi şiirimizi okuyorum. Siz de lütfen takip edin. Başlıyoruz. Vatanımız tehlikedeydi. Düşman ordusu yurdumuza girdi. Çocuğu, yaşlısı, genci. Kimse düşünmedi, kuşandı mermileri. Kiminin anası beklerdi, kiminin yâri. Tuttu tüfeği kınalı elleri. Bayrağı da onların tek derdi. Bu vatan bugünlere böyle geldi. Bence yine çok güzel ve çok anlamlı bir şiir. Ama şiirimizin başlığı yok. Allah Allah. Sizce başlıksız şiir olur mu? Olmaz. Çünkü görüyoruz ki alttaki etkinlikte şiirin başlığını sizin bulmanızı istiyor. Ve onun devamında sizce şiir nasıl devam etmeli diyor. Yani buraya bir tane başlık bulacaksınız şiirimize uygun. Burada da bu şiir nasıl devam etmeli? Kendiniz bir dörtlük yazacaksınız ama lütfen hiçbir yerden alınmış olmasın. Kendiniz yazın. Devamında bir bulmacamız var. Bu bulmacayı zaten şu an burada yapamayız. Onu da yaptığınız zaman zaten çalışma kitabındaki etkinliklere geçeceğiz. Şundan bahsetmek istiyorum. Bu canlandırma işini nasıl yapacağız? Evde mesela ben size görevler vereyim. Diyeyim ki sen Mustafa Kemal ol. Onun konuşmalarını, işte onun vurgularıyla, tonlamalarıyla bir video çekip bana yollayın. İşte size bunları ben yazacağım. Biri Halime Çavuş olur, biri işte yaver olur. Bu şekilde yapabiliriz. Çünkü sınıfta olsaydık çok güzel olacaktı ama şu an maalesef ki olmuyor. Şöyle bir dersi toparlayalım. Tek bir kadın kahramanımızı işledik bugün ama biliyorsunuz ki birçok halk kahramanımız var ve saymakla bitmez. Hepsi çok önemli, çok değerli. Hepsi bugünümüze ışık olan insanlar. O yüzden bunları anmak, bunları bilmek oldukça önemli. Lütfen siz de araştırın ve bu konuda duyarlı olalım. Bunun dışında etkinliklerimizi tamamlayalım. Güzelce yapalım. Dediğim gibi video konusunda yine bilgilendirme yaparım. Kendinize çok dikkat edin. Ödevlerinizi aksatmayın.
Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.